Evet, bugün osilatörler yani salınıcılardan bahsedeceğiz. Osilatör, ileri, geri, aşağı, yukarı ve sağa sola hareket edebilen bir cisim veya değişkendir. Örneğin buradaki yayın ucundaki kütle osilatördür. Bu kütleyi çekersek ileri geri salınacaktır. Yaygın olan bir diğer osilatör örneği ise sarkaçtır. Sarkaç ipe bağlı bir kütleden ibarettir ve kütleyi çektiğimizde ileri geri salınır yani ileri geri giden bir şey olduğu için sarkaç da bir osilatördür. Evet, en sık rastlanan iki osilatör türü yay ucundaki kütle ve sarkaç. Fakat bunların dışında başka örnekler de var ve hepsinde bir ortak özellik var. Peki nedir bu özellik? Yani bütün bu şeylerin salınmasına sebep olan şey ne? Cevap geri çağırıcı kuvvet. Adından da anlaşılacağı gibi geri çağırıcı kuvvet bu sistemi eski haline getirmeye çalışan bir kuvvettir. Hangi duruma geri getirecek derseniz denge konumuna. Demek ki her osilatörün bir denge konumu var ve bu denge konumu salınan cismin üzerinde net kuvvetin bulunmadığı bir noktadır. Örneğin yay ucundaki bu kütle denge konumunda bulunuyorsa bu kütle üzerindeki net kuvvet sıfır olur. Çünkü denge konumu derken bunu kastediyoruz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Eğer kütleyi o noktaya, denge noktasına koyarsanız orada kalmaya devam eder. Çünkü üzerinde net kuvvet yoktur. Ancak bu kütleyi sağa çekersem yay olmaz. Hemen şimdi kütleyi geri dengeye getiriyorum der ve kütleyi sola çeker. Eğer kütleyi sola itersem de yay olmaz. Hemen şimdi kütleyi tekrar dengeye getiriyorum. Sağa doğru itiyorum der. Yani kütleyi sola itersem yay sağ tarafa iter. Kütleyi sağ çekersem de yay sola çeker. Her zaman geri çağırmaya çalışır. Yani kütleyi tekrar denge konumuna getirmeye çalışır. Sarkaç için de aynı şey geçerli. Eğer sarkacı sağa çekersem, yer çekimi yani geri çağırıcı kuvvet sarkacı sola geri getirmeye çalışır. Eğer kütleyi sola çekersem, yer çekiminin neden olduğu gerilim kütleyi tekrar sağa çekmeye çalışır. Yani her zaman bu kütleyi denge konumuna geri çağıran bir kuvvet vardır. Şimdi, aslında pek çok osilatör var. Ancak bunların sadece belli başlı birkaç tanesine isim veriyoruz. Bunlara basit harmonik osilatörler diyoruz. Bunun çok daha uygun bir isim olmadığını, çünkü kulağa basit gelmediğini düşünebilirsiniz. Ama biz yine de bunlara basit harmonik osilatörler diyoruz. Tüm osilatörlerin geri çağırıcı kuvveti bulunmasına rağmen basit harmonik osilatörleri özel kılan şey geri çağırıcı kuvvetin yer değiştirme miktarıyla orantılı olmasıdır. Bu şu demek: bu kütleyi sağa çekersem geri çağırıcı bir kuvvet oluşur. Fakat eğer bu kuvvet yer değiştirmeyle orantılıysa, bu kütleyi iki kat daha fazla geri çektiğimde iki kat geri çağırıcı kuvvet elde etmiş olurum. Eğer üç kat daha fazla kuvvetle geri çekseydim, üç kat geri çağırıcı kuvvet elde ederdim. Burada aşağıda da aynı. Eğer sarkacı açının iki katı kadar geri çekersem, iki kat geri çağırıcı kuvvet elde ederim. Eğer durum buysa, basit harmonik osilatörlerden bahsediyoruz demektir. Ama bu size hala etkileyici gelmemiş olabilir. Geri çağırıcı kuvvetin yer değiştirmesiyle orantılı olması bizi neden ilgilendirsin ki diye düşünebilirsiniz. Ama burası önemli bir nokta çünkü bu unsurlar video süresince size göstereceğim çok özel bazı kuralların temelini oluşturuyor. Daha sonra göreceğimiz üzere basit harmonik osilatörler çok basit görünmemesine rağmen basit olmayan harmonik osilatörlerden gerçekten de çok daha basitler. Bunlar genellikle fiziğe giriş derslerinde işlenen önemli konular. Yaydaki kütle ve küçük salınımlarda sarkaç. Yani basit harmonik osilatörler. Hemen bir parantez açayım. Sarkaçlarda sadece küçük açılar söz konusu olduğunda sarkaca basit harmonik osilatör diyoruz. Ama biz bu konuda konuyu zorlaştırmamak amacıyla sadece yay ucundaki kütleyi ele alacağız. Sarkaca sonra bakabiliriz. Öyleyse bu sarkacı sileyim ve yay ucundaki bu kütleye odaklanalım. Halen ikna olmamış ve yaydaki bu kütlenin basit harmonik osilatör olduğunu nereden biliyoruz diye soruyor olabilirsiniz. Aslında bunu ispat edebiliriz çünkü bu durumda geri çağırıcı kuvveti sağlayan kuvvet yaydır. Yani bu durumda yay geri çağırıcı kuvvettir ve yayın oluşturduğu kuvvetin formülünü biliyoruz. Bu Hook yasasının verdiği formüldür. Hook yasasına göre yay kuvveti yani yayın sağladığı kuvvet eşittir eksi yay sabiti çarpı x yani yayın yer değiştirmesi. Dolayısıyla eğer yay sağa doğru hareket etmişse x artı olacaktır çünkü yay uzayacaktır. Yani bu bir artı x değeri olur. Diğer taraftan eğer yayı sıkıştırırsanız yay kısalır ve eksi değer alır. Fakat şunu bir düşünelim. Yayı sola doğru sıkıştırdığımda x değerim eksi oluyor ve bu eksi şu eksiyle birleşerek artı yapıyor. Böylece artı kuvvet elde ediyorum. Bu demektir ki yaydan kaynaklı sağ yönlü bir kuvvet var. Gayet mantıklı. Çünkü geri çağırmak her ne yapıyorsak bunun tersini yapmak demektir. Eğer kütleyi sola iterseniz yay sağa gidecektir. Eğer diğer tarafa yapsaydık, kütleyi sağa çekseydik, bu bir artı x değeri olurdu. Eğer burada bir artı x değerim varsa ve bunu eksi değerle birleştirirsem, eksi yay kuvveti elde ederim. Ve bu demektir ki yay kütleyi sola çekecek ve denge konumuna geri getirecektir. Osilatörler de işte bunu yapar. Şuraya bakın. Bu yay kuvveti yani bu geri çağırıcı kuvvet yer değiştirme ile orantılı yani x yer değiştirmedir. Bu kuvvet de yer değiştirme ile orantılıdır. Zaten biz de basit harmonik osilatörü tanımlarken böyle söyledik. İşte yay ucundaki kütlenin basit harmonik osilatör olmasının nedeni budur. Geri çağırıcı kuvvetin yer değiştirme ile orantılı olması sebebiyle öyledir. Orantılı olacak ama kuvvet yer değiştirme ile zıt yönlü olduğu için denklemin başına eksi işareti koyuyoruz. Eğer hiç eksi olmadan sadece F eşittir Kx formülümüz olsaydı ve kütleyi sağa doğru hareket ettirseydik, kuvvet sağ yönlü olur ve kütle daha fazla sağa doğru giderdi. Bu da sağa doğru daha büyük bir kuvvet yaratırdı. Yani hiç doğru ve etkili bir çözüm elde edemezdik. Öyleyse bizi ilgilendiren şey gerçekten yer değiştirmeyle zıt yönlü olan kuvvetler. Böyle olduğunda sistem denge durumuna geri gelir ve Kuvvetle yer değiştirme orantılıysa basit harmonik osilatör elde ederiz. Şimdi basit terimiyle neyi ifade ediyoruz onu bir konuşalım. Örneğin bunun nesi basit? Şöyle ki bu tür osilatörler sinüs ve kosinüs fonksiyonları ile tanımlanır. Yani basit harmonik osilatörleri sinüs ve kosinüsle tanımlıyoruz. Düşünürseniz aslında mantıklı. Çünkü sinüs ve kosinüs ne yapar? Mesela şurada sinüs olsun görüyorum ki sinüs ileri geri salınan bir fonksiyon. Kosinüse bakalım. O da ileri geri salınan bir fonksiyon. Kısacası bunlar ileri geri salınan basit fonksiyonlar. Fizikte sinüs ve kosinüsle tanımlanan şeyleri severiz. Çünkü onları matematiksel olarak ifade etmek çok kolaydır. Belki siz böyle düşünmüyorsunuz. Fakat diğer salınan şeylere kıyasla sinüsle kosinüs gayet kolay. Evet, basit harmonik osilatörler kısaca böyle. Fakat biraz daha derine inelim ve yay ucundaki bu kütleye aslında ne olduğunu inceleyelim. Kütle eğer denge konumunda kalmaya devam ederse çok sıkıcı bir problem olurdu. Çünkü tam oradaki net kuvvet sıfır olurdu ve kütle orada öylece kalmaya devam ederdi. O zaman kütleyi biraz çekelim. Diyelim ki bu kadar uzağa çektik ve sonra bıraktık. Kütleyi serbest bıraktığımıza göre demek ki onu dinlenme durumunda bıraktık. Yani kütle dinlenme durumundan başladı. Bu da demektir ki başlangıçta buradaki hız sıfırdır. Yani kütle sıfır hızla başlar. Fakat yay gergin durumdadır. Dolayısıyla yay geri çağrıcı bir kuvvet uygulayacak. Yani her zaman kütleyi denge konumuna geri getirmeye çalışacak. Evet yay kütleyi sola çeker, onu hızlandırır denge konumuna gelinceye kadar kütleyi hızlandırır. Sonra da der ki olmaz ya her şeyi mahvettim. Kütleyi buraya geri getirmek istedim fakat o kadar fazla çektim ki kütle şimdi sola doğru bir hızla ilerliyor. Ve unutmayın kütleler kendi başlarına durmazlar. Durabilmek için kuvvete ihtiyaçları vardır. Bu kütle eylemsiz halde ve Newton'un birinci yasasına göre hareket etmeye çalışacak. Dolayısıyla yay kütleyi tekrar denge konumuna getirse bile ki amacı zaten bu, onu ancak büyük bir hızla dengeye geri getirecek ve bu sebeple kütle denge konumunu da aşarak yoluna devam edecek. Sonra yay sıkışmaya başlayacak ve olmadı şimdi. Bunu sağa doğru itmeye başlamam gerek. Şu kütleyi tekrar denge konumuna geri getireyim diyecek. Bu nedenle yay kütleyi sağa doğru itecek ve durana kadar hızını yavaşlatacak. Ama yay şu anda sıkıştırılmış durumda. Dolayısıyla sağa doğru itmeye devam edecek. Şimdi kütlenin hareket etmekte olduğu yönde itiyor. Kütleyi tekrar denge konumuna getiriyor. Harika. Fakat bir saniye, yine aynı hata. Yay kütleyi sağa doğru yine çok büyük bir hızla denge konumuna getirdi ve dedi ki, müthişim. Kütleyi yine istediğim yere geri getirdim. Fakat bu kütlenin hızı çok fazla ve ayrıca eylemsizliği var. O zaman kütle sağa doğru hareketine devam edecek ve denge konumunu da aşacak. İşte bu anlattıklarımla salınımın nasıl oluştuğunu görüyorsunuz. Salınım kütleye ve hıza sahip olduğu için hareketine devam etmek isteyen kütlenin eylemsizliğiyle bu kütleyi büyük bir gayretle denge konumuna geri getirmek isteyen geri çağırıcı kuvvet arasında süre gelen bir savaştır. Kütle ve kuvvet aralarında bir türlü anlaşamaz ve sürekli birbirlerini yenmeye çalışırlar. Bu da salınımı oluşturur. Şimdi, işin özünü anladığımıza göre salınım hakkında gerçekten önemli bazı şeyleri belirteyim. Bunlardan birisi bu uç noktalarda yani yayın maksimum sıkıştığı ya da kütlenin maksimum uzadığı kısımlarda hızın sıfır oldu. Yani bu kütle maksimum hızlarda en yavaş şekilde hareket ediyor veya hiç hareket etmiyor. Çünkü bu kısımlar yayın kütleyi durdurduğu ve diğer yöne geri getirmeye başladığı kısımlar. Oysa ortada denge konumunda hız en yüksek seviyesinde. Yani burası kütlenin en hızlı hareket ettiği, yayın kütleyi denge konumuna geri getirdiği ve of bu kütle gerçekten çok hızlı gidiyor diye olan bitenin farkına vardığı yer. Kısaca bu noktada kütle yayın onu hemen durduramayacağı kadar büyük bir hızla hareket ediyor. Eğer denge noktasında bu kütle salınım sırasında en yüksek hıza sahip oluyorsa şunu da sorabiliriz bu salınım sırasında geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü ne zaman en fazla ve ne zaman en az olacaktır. Bunun için bir formülümüz var. Yay kuvveti zaten geri çağırıcı kuvvet. Yani sadece yay kuvvetinin hangi noktalarda en büyük olacağını sormamız yeterli. Bu noktalar bu x'in en büyük veya en küçük olduğu yerler. Oysa bu f'in en büyük değerinin nerede olduğunu bilmek istiyorsak, x'in en büyük değerine nerede ulaştığını sorabiliriz. Eğer kuvvetin yönü bizim için önemli değilse, yani sadece büyük bir kuvvetin nerede oluşacağını bilmek istiyorsak, o zaman en büyük x değerini nerede elde edeceğimizi hesaplamaya çalışırız. x yer değiştirmeydi. Dolayısıyla denge konumundaki x değeri sıfırdır. Yani tam burada yay yer değiştirmez. Denge konumunda olmak bu demektir. Yayın doğal uzunluğu budur. Eğer yay hemen şurada şu şekilde bulunuyorsa itmez veya çekmez. Fakat onu bu yönde veya şu yönde hareket ettirirseniz bu bir artı yer değiştirme, bu da bir eksi yer değiştirme olur ve şimdi yay kuvvet uygulamaya başlar. Öyleyse kuvvet nerede en büyük olacak? Bu yer yayın en fazla sıkıştırıldığı veya gerildiği yerdir. Buralardaki noktalarda maksimum germe veya maksimum sıkıştırma noktalarında en büyük miktardaki kuvveti elde ederiz. Yay gerçekten gergin olduğu için kütleyi denge konumuna getirmeye çalışırken en fazla kuvveti uygulayacak. Ve hangi yönde olduğunu belirtebiliriz, öyle değil mi? Yay kütleyi sola çekecek, dolayısıyla sola doğru büyük bir yay kuvveti olacak. Teknik olarak bu bir eksi kuvvet olurdu. Yani demek istiyorum ki, eğer sinüslere dikkate alırsanız, bunun en küçük kuvvet olduğunu belirtebilirsiniz. Çünkü bu aslında eksidir. Fakat sadece büyüklüğü dikkate alırsanız bu büyük miktardaki bir kuvvet olurdu. Ve sonra burada maksimum sıkıştırma durumunda bu yay kütleyi sağa iter ve bu yönde büyük miktarda bir kuvvet elde ederiz. Çünkü x değerimiz bu noktada eksi bile olsa bize büyük miktarda bir kuvvet sağlar. Yani burada da büyük miktarda kuvvet var. Aslında burada biraz kafamız karışabilir. Çünkü bakın bu uç noktalarda hızımız en az fakat kuvvet en fazla bazen insanlar bunu bir türlü anlamıyor büyük bir kuvvet varken hız nasıl bu kadar küçük olabilir diye düşünüyorlar şimdi bu nokta yayın kütleyi durdurduğu onun diğer yöne çekmeye başladığı nokta yani hız sıfır olmasına rağmen kuvvet en yüksek değerinde ama dikkat edin kuvvet hızla orantılı olmak zorunda değil ama ivmeyle orantılı olmak zorunda değil mi çünkü net kuvveti biliyoruz m çarpı a yani nerede en büyük miktarda kuvvet varsa en büyük miktarda ivme vardır. Bu nedenle şöyle söyleyebiliriz. Bu uç noktalarda yalnızca en büyük miktarda kuvvet değil, aynı zamanda en büyük miktarda ivme vardır. Çünkü bir şeyi en büyük kuvvetle ittiğimizde veya çektiğimizde, Newton'un ikinci yasasına göre büyük bir ivme elde edersiniz. Evet, bu uç noktalarda kuvvet en büyük değerinde, ivme de en büyük değerinde. Bu noktalarda hız sıfır olmasına rağmen kuvvet de ivme de en büyüktür. Peki en düşük hız değerini ve ivme değerini nerede görürüz? Yukarı bakın. En düşük kuvvet mümkün olan en az yer değiştirmeyi yaptığınız yerde meydana gelecektir. Mümkün olan en az yer değiştirme ise tam ortadadır. Yani x eşittir sıfır olan denge konumudur. Denge konumunda yay buradaki noktada bulunur ve ne iter ne çeker. Yani kütle denge konumundan geçerken sıfır kuvvet vardır. İşte burası kütlenin geri geldiği ve yayın kütleyi denge konumuna geri getirmekten büyük bir sevinç duyduğu yer. Ama hemen sonra yay bir şeyin farkına varır ve der ki hayır olamaz. Bu kütleyi buraya geri getirdim ama o kadar hızlı ki denge konumundan bile geçti gitti. Fakat tam o anda yay işi başardığını sandığı için herhangi bir kuvvet uygulamayı durdurur. Çünkü o noktada x eşittir sıfırdır. Ve eğer x eşittir sıfırsa yukarıdan biliyoruz ki kuvvet sıfırdır. Dolayısıyla mümkün olan en küçük kuvvet olur. Hatta en küçük değil sıfır kuvvet. Eğer sıfır kuvvet varsa aynı akıl yürütmeyle bu noktada sıfır ivme olduğunu da söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu izledikten sonra osilatörlerin yaptığı salınım hareketinin sebebini anlamışsınızdır. Ve herhangi bir anda en büyük kuvvet veya ivmenin nerede olduğuna ilişkin gerekli bilgiyi edinmişsinizdir. Özetlersek yer değiştirme ile zıt yönde olan bir geri çağırıcı kuvvete sahip cisimler basit harmonik osilatörlerdir. Tüm basit harmonik osülatörler de denge konumunda en yüksek hız fakat sıfır geri çağırıcı kuvvet ve sıfır ivme olur. Ancak maksimum yer değiştirme noktalarında en büyük geri çağırıcı kuvvet ve ivme ve mümkün olan en düşük hız olur.